Paralel devlet yapılanmasıyla mücadele meselesi Türkiye'de bir devlet politikası konumunda. Bunu hepimiz biliyoruz ve bu yönüyle baktığımızda da bu er ya da geç Türkiye içerisinde devam edecek ve ciddi anlamda hızla mevzi kazanılacak. Fakat bir başka meselemiz daha var. Uluslararası alanda yarayışlı bir yapı var karşımızda ve özellikle Türkiye aleyhine lobi sürecinin başat aktörü konumunda bu yapı. Yani şu anda Türkiye aleyhinde uluslararası alanda ne kadar olumsuz tez varsa bu yapıdan neşet ediyor bu tezler. Ve Türkiye aleyhine çok ciddi anlamda lobi faaliyeti yürütüyorlar. Şimdi Türkiye aleyhine lobi faaliyeti yürütecek olan aktörlerse Türkiye'nin büyükelçilikleri. Ve bu anlamda Türkiye'nin legal temsilcileri Türkiye'nin bir taraftan tezlerini dillendirirken, Türkiye'nin çıkarlarını gözetirken diğer taraftan da bu yapıyı, bu şer mekanizmasını çökertmek, çökertilmesine katkı sunmak gibi bir zorunlulukları var. Yani bugün büyükelçiliklerin Türkiye'nin çıkarına hareket ederken, çünkü temel meseleleri budur. Türkiye'yi temsil etmek ve Türkiye'nin çıkarlarına hizmet etmek bulundukları coğrafyada. Paralel devlet yapılanmasıyla müdahalenin de, mücadelenin de önemli bir unsur olduğunu bilerek bu bilinçle hareket etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde kendi yaptıkları faaliyetleri ciddi anlamda zarara uğratacak bir yapı var. Sayın Cumhurbaşkanı ile gittiğimiz bütün yurt dışı gezilerinde Cumhurbaşkanı devlet başkanlarıyla görüşmesinde paralel devlet yapılanmasının ne kadar ciddi bir problem olduğunu, kendileri açısından da ne kadar ciddi bir unsur olduğunu, tehdit olduğunu gösteriyor. Bu Cumhurbaşkanı'nın politikasının hayata da geçmesi gerekiyor. Bu konuda da gerçekten milli çıkar perspektifiyle hareket edilmesi gerekiyor.